Bir işçi arkadaşımız var biliyorsunuz. Evet, yıllarca belediyede çalışan, evet, yıllarca belediyede çalışan bir arkadaşımız. Evet. Birol arkadaşımız telefon attığımızda. Birol Bey, sesimi duyuyor musunuz? Duyuyorum efendim, buyurun. Ha, merhabalar Birol Bey. Merhabalar, kolay gelsin. Şu anda canlı yayındayız. Birol Bey, Temiz Eller programı. Buyurun efendim. Neler geldi başınıza? Neler söylemek istersiniz? Çalıştık işte. Şimdi, 11 yıl mı çalıştınız belediyede? Aynen. 2011'de belediyeye girdim. Daha öncesi de var bir 2 yıllık. Yani 10 yıl diyelim. Çok önemli değil orası. Ulukent bölgesinde çalıştım. İşte bizim sözleşmemiz vardı. Onunla ilgili bir sıkıntılar oldu. Bir muvakkatname imzalatmak falan istediler. Onu da ben kabul etmedim. Ne imzalatmak istediler? Sözleşmemden feragat etmem kişisel olarak. Evet, şu anda ekranda geldi muvafakatnameniz. Bunu bunu nerede imzalattılarsa veya imzalatmak istediler? İkna odaları falan mı kurdular? Ne dediler size? Şöyle, imza atılacak dediler. Ben baştan zaten söyledim. Dedim kardeşim ben buraya imza atmam. Evet, bizim de yani, görüntümüzü alalım ekrana. Evet, işte, devam edin. Şubedeydim. Şubeye de söylediler böyle böyle bir durum var. Ben imza atmıyorum. Ben eşime gittim. Sonra çağırdılar, dediler niye atmıyorsun falan. Ben dedim ben uygun görmüyorum. Evet. Uygun görmediğim için atmak istemiyorum. O kim söyledi bunu size? Personel işlerinden söylediler. Evet. Personel işlerinden kim söyledi size? Personel işlerinden tam olarak ismini bilmiyorum. İsmini bilmediğiniz personel işlerinde çalışan şef midir, ya, müdür müdür? Yetkili midir yani? Yetkilidir herhalde. Bir odada işte niye imzalamıyorsunuz? Anlamadınız mı filan dedi. Bırak bize kalsın o da gibi bir diyalog geçti aramızda. Evet. Ya ben zaten bu sözleşmeyi iptal olabileceğini düşünmediğim için ve hak ettiğimi düşündüğüm için o yüzden ben imza atmak istemedim. Ve peki, bunun akabinde 4 Şubat'ta işten atıldık. Peki sendikalı mıydınız? Evet, sendikalıyım. Peki sendika sahip çıkmadı mı? Şimdi şöyle bir durum var. O da ayrı bir konu mu yoksa? O sendikaya gireceğiz de. Şöyle bir durum var. Ben İzmir İl Merkezi, Ankara Genel Merkez, defalarca... Ne sendikası bu? Merkezi, bilmeyen seyircilerimiz için. Sendikanın adı nedir? Nasıl? Sendikanın adı nedir? Belediye İş. Belediye İş Sendikası'na üyesiniz siz. Aynen, doğrudur. Evet. Ankara Genel Merkezi defalarca aradım. Ve sadece oyalama taktiği yaptılar. Hiçbir şekilde kılını kıpırdatmadılar. Evet. Maalesef öyle bir sahipsiz kaldık. Artı işten çıktık, ben gittim sordum doğal olarak. Şimdi ben işten atıldığım için. Evet. Tazminatı ödenerek yazıyor evramlığı. Dedim benim tazminatım nedir? Orada çalışan arkadaşlar muhtemelen benim gibi çalışan arkadaşlar. Onlara verilen bilgi odur herhalde. Hesaplanıyor. Ya kardeşim hesaplamak öyle bir şey yok. Sen beni çıkarıyorsan çekimi yazarsın. Attırırsın imzayı, çekimi verirsin. Olay biter. Hadi ben her şeye çıkarılmaya saygı duyayım ama yani daha halen ben 5 kuruş ne kıdem tazminatı ne işten çıkış parası hiçbir şey almadım. Peki şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet Savcılığına vesaire savcına, emniyet müdürüne herhangi bir şikayetiniz var mı bu konuda? Ben kişisel olarak veya benim Ulukent bölgesindeki arkadaşlarımdan herhangi bir şikayet yok. Biz sadece bir tane avukatla görüştük. Davaları verdik. İşe iade davamızı açtık. Sonucu bekliyoruz. Malum biliyorsunuz bir de pandemi süreci. Peki, biraz daha sarpa sardı. Peki yani, imza atan, muvafakatnameyi imza atan arkadaşlar var mı? Tabii ki var. Ne yazıyor bu? Yani kısaca bu muvafakatname ne anlama geliyor? Haklarınızdan feragat mı ediyorsunuz? Yani bizim 2019 yılında yapmış olduğumuz sözleşmeden feragat ediliyor. Ama ben bunu kabul etmedim. Peki kabul eden arkadaşlar var? Aynen.
Peki hem kabul edip hem işten çıkan arkadaşlar var mı, işten atılan? Aynen vardır. Vardır. Onlar da şikayet etmedi. Hayır, onlar da etmedi. Ya, o zaman herkes halinden memnun. Ya şöyle bir durum var. Bizler işten çıkınca önden bir sudan çıkmış balığa döndük ya. Hani paramızı alırız. En azından bir yıl. Malum süreçte belli. İş bulamasak bile bu parayla idare ederiz zihniyeti vardı bizde ama. Bir de geriye dönüş ümidi vardı galiba. Yani yeni bir işe girene kadar şu aldığımız para bizi bir süre götürür diye düşünüyorduk biz. Ama maalesef öyle bir para alamadığımız için öyle bir sıkıntımız var. Evet, buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Bakın belediye başkanlığı, belediye yetkilileri de bizi dinliyor şu anda. Neler söylemek istersin? İçinden neler geliyor? Benim içimden şu geliyor. Hakaret etmeden lütfen, canlı yayındasın. Yok. Evet lütfen. Evet lütfen, aman. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben belediye başkanına veya müdürlerine düşman değilim. Ben sadece çalışan emekçi bir insanım. Ekmeğimin peşindeyiz diyorsun. Aynen. Hiçbir siyasi partiye de böyle seçimlerde katılmadım, mitinge katılmadım. Çünkü benim mevcut belediye başkanım aday olmadığı için. Şimdiki başkanımız da aday adayıydı. Yani benim başkanım olmadığı için teorik olarak hiçbir yere katılmadım. Çünkü işçiyim ben, ekmek derdindeyim. Evet. Evet. Söylemek istediğim sadece şu. Eşim rahatsız, kan rahatsızlığı. Oradan iyi bir arkadaşım bana bazı konularda çalışırken yardımcı olmuştu. Ben her hafta Tepeci'ye gidip geliyorum. Oğlum evde 15 yaşında ve oğluma ben doğru düzgün ayakkabı alamıyorum. Yazık. Onları Allah'a havale ediyorum. Normal bir ölüm yaşadıklarını düşünmüyorum. Evet. Biraz insaf. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek sağ olun, üzere. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Buradan belediye yetkilileri, belediye başkanı bizi şu anda seyrediyor. Lütfen el atsınlar. Bak, eşim rahatsız diyor. Her hafta İzmir'e hastaneye geliyor. 15 yaşında çocuğu var ve ayakkabı alamıyorum diyor. Evet. Evet. Sadece tabii bu arayan izleyicimiz değil, birçok işçinin durumu böyle. Birçok işçiyi dinledik. Önümüzdeki günlerde röportajlarını vereceğiz onların. Kanser hastası olan var, çocuğu hasta olan var, çocuğu tedaviye gönderemeyen var, çocuğu tedaviye gidemediği için hastalığı ilerleyen var. Ve Sayın Aksoy'un başkan seçilmeden önce bir de konuşması var. Evet. İşçi çıkartmayacağım. İşçinin ellerim kırılsın. Ellerim kırılsın. Hatta genel başkanın da talimatı var ama. Aynen, yani şimdi bu işçilerin durumu gerçekten çok vahim. Bakın biz bunlarla, yani bir de o kadar korkuyorlar ki, inanın biz bunlarla Menemen'de görüşemiyoruz sevgili seyirciler. Biz bunlarla nerede görüşüyoruz biliyor musunuz? Benzinliklerde görüşüyoruz. Tarlalarda, bağlarda, bahçelerde görüşüyoruz. Dağlarda. Korkuyor. İşçi korkuyor. Nasıl bir korkuysa o, işçi korkuyor. Bizi görüp kaçanlar var.